G20 zirvesine katılanlar arasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de var. Juncker, Paris saldırısı sonrası tartışılmaya başlayan Schengen uygulamasıyla ilgili olarak konuştu. Pekala. Bu haberi birazdan vereceğiz. Şimdi biraz önce sizlerin sözünü ettiği Transpasifik meselesine gelebiliriz. Ben daha önce biraz bahsetmiştim ama tekrar platformu almaya niyetli değilim. Bu Türkiye için ciddi bir sorun, özellikle uluslararası ticarette. Buyurun Burak Bey. Şimdi hem Sayın Hocamı da bulmuşken, aslında bu konuyu ihmal edersek belki de G20'nin en önemli, Türkiye açısından Suriye'den bile önemli bir noktasını ihmal etmiş olacağız. Dolayısıyla buna değinmenin sanıyorum vaktidir, zamanıdır. Meşhur o teorisyenler Cohen'le Nye geliyor aklıma. Ne derler? Dünya çapında ekonomileri birbirine bağlarsanız şiddeti, savaşı azaltırsınız, güvenlik olgusunu daha rahatlatırsınız diye. Şimdi çok enteresan bir yerden TTIP'e gelmek istiyorum. Hani bugün diyoruz ya, Suriye meselesi, Orta Doğu'da yaşanan bu hadiseleri nasıl keseriz? Bu noktada Avrupa sadece tabii bundan dolayı değil, ekonomik olarak kötü gidişinden de dolayı yıllar önce NAFTA, yani Kuzey Atlantik Ekonomik İşbirliği Örgütü, Kanada'nın, Meksika'nın, Amerika'nın içinde olduğu ve Avrupa Birliği bir çalışmaya başladı. Çünkü iki tarafta da işler iyi gitmiyordu. Neydi bu çalışma? Ya biz gerek istihdamı arttırabilmek, ki biraz önce çok önemli bir noktaya değindiniz. Belki bütün her şeyi bir kenara koyup asıl konuşmamız gereken nokta bu. Avrupa'da bu, hani önünde dev sözü var ya, ne kadar dev gidiliyor hepimiz için konuşuyorum. Büyük endişe yaratıcı bir hadise. Çünkü genç işsizlik oranı tavan yapmış durumda. Avrupa'nın geleceği genç işsizler açısından Amerika'da çok parlak durmuyor. Çok iyi bir istikamet vermiyor. Dolayısıyla bütün bunlara bakıldığında dendi ki ya biz neden NAFTA ile Avrupa Birliği'nin bir araya belli ölçülerde getirip transatlantik bir serbest ticaret anlaşması yapmıyoruz, değil mi? Yani izleyicilerimizden belki takip edemeyenler olmuştur diye böyle çok kısa bir şekilde özetledim. Peki bu hadisenin Türkiye'yi alakadar eden kısmı ne? Türkiye'yi alakadar eden kısmı şu. Biz Gümrük Birliği'nin üyesiyiz. Evet, Gümrük Birliği'nin üyesi olduğumuz için eğer Amerika Birleşik Devletleri, ki daha doğru tabirle konuşalım NAFTA, yani bunun içine Kanada'yı, Meksika'yı da katalım ki bu üç ülke şu an burada. Evet. Ve Avrupa Birliği ülkeleri birbiriyle serbest ticaret yapacaklar. Biz de gümrük birliğine dahil olduğumuz için çok doğal olarak bize de malları gümrüksüz bir şekilde satabilecekler. Velhasıl işin öbür tarafına geldiğinizde, yani bizim satma aşamamıza geldiğinizde biz öyle gümrüksüz mal bilhassa da Atlantik'in ötesinde böyle bir hakkımız olmayacak. Yani herhalde sanırım çok basit bir şekilde anlarız şunu ki bize her türlü gümrükten yoksun mal satılabilirken biz buna tabi olmayacağız. Onun tanımlamaları vardır ama ortada kalacağız yani. Evet. Şimdi demek ki Türkiye'nin TTIP adı verilen bu transatlantik partnershipine, işbirliğine dahil olması çok elzem. Peki. Niye? Çünkü gayri safi milli hasılamızın, hocam daha iyi bilir, gayri safi milli hasılamızın yaklaşık %5'i 40 mı 50 milyar dolar mı yapıyor hocam? Evet. O civarlarda senelik iyimser bir yaklaşımıza bize zayiat vermesi mevzubahis. Evet. Dolayısıyla sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yanındaki ekonomi heyetinin de en önemli lobilerinden biri bu toplantıda bu olacaktır. Fransa ile yayın almıştık. Onu daha fazla, o yayını bekletmememiz gerekiyor. Girdim araya. Arkadaşımız Mete Çubukçu bu kez bizlerle birlikte olacak. Paris'teki saldırının ardından soruşturma konusu, ana konu. Mete, kaçanlar olduğuna dair söylenen, verilen bilgiler var. Nedir bu konu ve soruşturma ne aşamada? Ozaksever soruşturma giderek derinleşiyor. Olayın iki boyutu var. Bir, kayıpların milliyetleri, kimlerin hayatını kaybetti. İkincisi ise soruşturma boyutu. Bugün de itibaren soruşturmanın boyutu Avrupa çapına yayılıyor diyebiliriz. Dün soruşturma yürüten Paris'teki savcı 3 ayrı ekibin bu saldırıları gerçekleştirdiğini söylemişti. Çünkü merak edilen şuydu. Farklı ekipler mi var? 7 ayrı saldırı vardı. 7 ayrı ekip mi var? Hayır, 3 ayrı ekip bu saldırıları peş peşe gerçekleştirmiş. Bugün ortaya çıkan en yeni bilgi ise Paris'te boş bir araç ele geçirildi. Bu araçta mühimmat ve silahlar bulundu. Bu da şu anlama geliyor. Saldırıyı gerçekleştirenlerden bir kısmı kaçmış olabilir ya da saldırıyı gerçekleştirenlere yardım eden, lojistik destek sağlayan
bir ekip, bir tim bu aracı kullandı ve bu aracı terk ettiler. Bu araç bulundu. İkinci boyutu ise Almanya ve Belçika'daki soruşturmalar. Belçika'da gözaltıları var, Almanya'da bir gözaltı var. Dolayısıyla bu saldırının sadece kendiliğinden, yani o gün hesaplanmış değil, çok daha önceden günü, saati, özellikle saldırıya uğrayan yerlerin birbirine yakınlığı düşünülürse hesaplandığı, farklı ülkelerden lojistik destek aldığı, yani IŞİD ağının sadece Fransa değil Belçika, Almanya ayakları da olabileceği ve soruşturmanın Fransa'dan başlayarak daha derinleşerek Avrupa'nın diğer ülkelerine de gidebileceği söyleniyor. Dün başsavcı açıklama yapmış, 3 kişinin kimliğini açıklamıştı. Bir Suriyeli, bir Mısırlı, bir Fransız vatandaşı, 8 terörist söz konusu. Bunların 5'inin kimliğine ulaşılmaya çalışılıyor ama bir yandan da işte bu kaçan ya da hala uyuyan ve eylem için hazırlık yapan hücrelerin olup olmadığı gerçekten Paris'te, Fransa'da günün sorusu. En önemli aşama bu, derinleşerek devam ediyor. Muhtemelen kısa süre içinde daha net, daha altı çizilecek bilgiler buraya ulaşacak. Ama şunu söyleyebiliriz, Paris'teki terör eylemi çok ciddi bir şekilde ve uzun hazırlıklar sonucu sanki hazırlanmış ve planlanmış gibi görünüyor. Oğuz Aksever. Mete, tabii ki büyük bir travma var, büyük bir şok var. Paris'in durumu nasıl bugün? Evet, şok devam ediyor, Biraz daha sakin gibi ama burada insanlarla konuştuğumuzda, dün de yayınlarımızda hep söylemiştik, çok şaşkınlar, çok üzgünler, çok kızgın olanlar da var. Kızgın olanların kızgınlıkları çok farklı. Hollanda kızanlar var, Suriye politikasına kızanlar var, IŞİD'e, radikal İslamcılara kızanlar var. Duygular ve düşünceler çok karışık. Televizyonlarda farklı tartışmalar gidiyor ama ortak nokta şu, yine herkes teröre karşı birleşmiş durumda ve burada bulunduğumuz bu noktalarda, ki bu saldırı noktaları birbirine yakın, herkes çiçekleriyle geliyor ve burada üzüntüsünü belirtiyor, anmasını yapıyor. Genele gelecek olursak, yas ikinci gününde olağanüstü hal devam ediyor. Merkeze yönelik metroların hepsi kapalı. Belli, o ünlü turistik mekanların bir kısmı hala açılmış değil. Ancak bugün biraz daha buraya gelme, dün burası daha sakindi, İnsanlar biraz daha fazla buraya gelmeye başladılar. Bir yandan normalleştirmeye çalışıyorlar ama daha olay çok sıcak. Gerçekten henüz bir kısmı kayıpları bile kim olduğunu bilmiyor, onlara ulaşmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu şaşkınlık bitmiş değil ama gazetelere baktığımızda, televizyonlara baktığımızda bir ortak nokta söz konusu. Bütün Fransa olarak, bütün Fransızlar olarak direniyoruz. Ki birçok gazete bu başlıkta çıktı, direniyoruz diye teröre karşı. Holland bugün siyasi parti liderleriyle buluşacak. Yarın Senato sarayda, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelecek ve muhtemelen yeni siyasi kararlar için bir mutabakat aranacak. Söylediğim gibi hem soruşturma hem buradaki hayatın normale dönme çabaları sürüyor ama belli ki bu şokun atlatılması çok da kolay olmayacak gibi. Oğuz Aksever. Paris'teki saldırılarla ilgili olarak yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde özellikle Bataclan konser salonunda ilk silah seslerinin duyulması ve salonun dışında polislerle saldırganlar arasındaki çatışmanın görüntüsü de var. Paris'te en fazla can kaybı Bataclan konser salonunda yaşandı. Yaklaşık 90 kişi konser sırasında çevreye ateş açan silahlı saldırganlar tarafından öldürüldü. Bu saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ilk silah seslerinin ardından konser veren grubun yaşadığı şaşkınlık görülüyor. Grup üyeleri çalmayı bırakarak sahne gerisine kaçıyor. Diğer görüntüde ise konser salonunun dışında saldırganlarla polis arasında yaşanan çatışma var. Sokağın başında saldırganlara ait siyah aracın yanında bulunan ve konser salonuna yaklaşmaya çalışan polislere saldırganlar otomatik silahlarla ateş açıyor. Magnum fotoğrafçısı Patrick Zeihman tarafından çekilen görüntülerde konser salonundan kaçmayı başaran bir kişi ve çevrede yaşanan panik de görülüyor. Müzik
Saldırganların açtığı ateş nedeniyle polis dakikalarca katliama müdahale edemiyor. Daha önce yayınlanan görüntülerde de panik içinde konser salonundan kaçmaya çalışanlar, pencerelerde asılı kalanlar ve sokaktan uzaklaşmaya çalışan yaralılar görülüyordu. Öte yandan saldırganlardan birine ait olduğu öne sürülen kimlik bilgileri de paylaşıldı. Suriye pasaportuna sahip olan Ahmet El Muhammed'in geçen ay Türkiye, Yunanistan, Makedonya ve Sırbistan üzerinden Fransa'ya gittiği iddia edildi. Bu arada Birleşik Devletler Başkanı Obama da zirvenin yapılacağı yere geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanıyor. Bu bugünkü üçüncü diyelim el sıkışma. Hatta dördüncü, önce bir görüşmeye gelişinde karşıladı Cumhurbaşkanı. Daha sonra içeride ikili görüşme öncesinde el sıkışma oldu. Ardından da basına bir el sıkışmayla görüşmenin ardından poz verildi. Obama da böylelikle zirvenin yapılacağı yere gelmiş oldu. G20 zirvesinin gidişatı, G20 zirvesinde görüntüler, yapılan açıklamalar, Paris bağlantılarında saldırının yeni görüntüleri, yeni bilgiler ve onun dışında da konuklarımıza değerlendirmeler. Özel yayınımız devam ediyor. Kış yola geldi. Şimdi 400 liralık 4 adet Petlas kış lastiği tam 7 Mercedes CLA 200 kazandırıyor. Kış lastiğinizi Petlas'tan alın, kışa Mercedes'le girme şansını kaçırmayın. Üstelik kart finansı özel peşin fiyatına 8 taksitle. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Fed'in para politikasının kurlar üzerindeki etkisini ele alırsa TL'ci... Hocam! Ya birader ne yapıyorsun sen bu ya? Bu para piyasaları, kurlar falan çok güzel anlatıyorsunuz ama parayı nereye yatıracağız onu söylemiyorsunuz. Yani şimdi burada yatırımdan söz edelim. Dövizleri sorsana bir dövizleri. Dövizleri satalım mı hocam? Şimdi bunu burada açıklamak... Arkadaşlar ne yapacağımızı bilen var mı? Hayır! İşte gördünüz mü hocam? Yok mu bu işin bir kolayı? Hocam ikizim ilk defa doğru söylüyor. Doğru gerçekten söylüyorum değil mi? Arkadaşlar değil mi? Yatırımda yeni bir dönem başlıyor. Artık yatırım hakkında tek bilmeniz gereken Akbank Yatırım Hizmetleri. Akbank şubelerine gelin, profilinize en uygun yatırım seçeneğini belirleyelim. Yatırımı tek noktadan, uzmanından öğrenin. Aa, canlı mı? Üstelik yatırımlarınızı ister akıllı telefonunuzdan, ister tabletinizden 7/24 takip edin. Ne de olsa Akbanklı, yatırım yaparken de farklı. Etrafımdaki her şeyi gözlemlerim. Ve sonra onları her ayrıntısıyla hatırlarım. Sabahları bir erkeğin tıraş olma şekli bile kaydetmeye değerdir. Yüzünü dökme küçük kız. Bırak üzülmeyi. Yıllardır el ele vererek binlerce lösemili çocuğumuzu hayata kazandırdık. Unutan sevilmeyi. Lösev olarak koyduğunuz milyonlarca tuğlayla ülkemizin en donanımlı onkoloji kenti ve hastanesini inşa ettik. Şimdi sıra çocuk ve yetişkin yüz binlerce insanın hayatını kurtaracak bu eseri yaşatmakta. Lütfen tuğla koymaya devam eder misiniz? Lösev hayat verir. Volkswagen sahibi olsun istediğiniz bir arkadaşınız var mı? Ah, merhaba. Birlikte Dost Drive yapmaya ne dersiniz? En yakın Volkswagen yetkili satıcısına gelin, arkadaşınızı test sürüşüne çıkarın, dilediğiniz modelde indirim kazanın. Üstelik arkadaşınıza da kazandırın. Maksat dostluk kazansın. Volkswagen'den Dost Drive. Ayrıntılı bilgi volkswagen.com'da. Volkswagen, kalpten kalbe gidebilen tek otomobil.
Volkswagen. Das Auto. Televizyonunuzdan acil durum sinyali aldık. Olay yerine varmak üzereyiz. TLC çok gerçek. Oh yeah. We are having a fantastic time. Çok çılgın. I think that's awesome. Oh my god. Çok fantastik. You are already dead. Çok dramatik. You don't know how to raise a kid, you two. Çok ateşli. Çok cesur. Çok yeni. Çok TLC. Bugünün fikirleri yarının zaferleridir. Gelecekle iş yapmak için MÜSİAD Vizyoner 15 Sektörler Zirvesi. 18-19 Kasım'da WOW Hotel İstanbul'da. Dünyanın başat ülkelerinin liderlerinin bir araya geldiği G20 zirvesinde dünyanın tatsız ama başat gündemi de iç içe gidiyor. Paris saldırılarının ardından Suriye krizi, IŞİD'le mücadele bu zirveye damgasını vurmuş durumda. Biz de hem G20 zirvesinin ana içeriği olan küresel ekonomiyi, küresel kalkınma konularını konuşuyoruz. Hem de diğer keskin gündem maddesini. Nihat Ali Özcan bu nedenle bizlerle beraber. Nihat Bey, Paris saldırısına bakarsak aldığımız son bilgilerden tamam organize olduğu görülüyordu ama daha da bir organizasyon ortaya çıkıyor. O da saldırganların işte bir yerlere silah yığınak yaptıkları, belki daha da geniş bir saldırı planladıkları. Bütün bunlar üstelik de ikinci defa meydana geliyor. Akla getiriyor güvenlik zafiyetini ama bu olayların olduğu her ülkede bu hemen gündeme geliyor. Demek ki bu işin fıtratında mı var yoksa hakikaten Fransa'ya özel bir güvenlik zafiyetinden söz edebilir miyiz? Şimdi Batı'nın mantığı rasyonel bir biçimde bu meseleyi masaya yatıracaktır. Biliyorsunuz 11 Eylül'de de Amerikan sistemi tamamen didik didik edildi. Ve 11 Eylül sonrası Amerika Birleşik Devletleri tarihinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki tarihinin en büyük bürokratik reformlarını yaptı. İşte 180 küsür bin yeni kadro açıldı. Organizasyonların yani güvenlik organizasyonlarının birbirleriyle olan ilişkileri, karar alma süreçleri, hataların nerede olduğu, yeni bütçeleriyle yeniden bir Amerika Birleşik Devletleri'nin değişen tehdide göre yeniden bir mimarisi ortaya çıktı, güvenlik mimarisi. Şimdi büyük ihtimalle tabii ki geçmişte 2001'de bu dersten Avrupa Birliği de sonuç çıkararak kendi içindeki güvenlik zafiyetlerini değiştirmeye ve geliştirmeye çalıştı. Ama görülen o ki bazı konularda başarılı olunamamış. Yani bir tarafta Avrupa Birliği'nin güvenlikle ilgili mimarisi var. Özellikle istihbarat, sınır güvenliği, dışarıdan teröristlerin izlenmesi, bunlara gerekli cevabın verilmesi, işbirliği yapılması gibi konularda anlaşılan o ki bazı kapasitelerde, karar alma süreçlerinde ve öncelikler ve zihin dünyasında bazı şeyler var, eksikler ve gedikler var. Şimdi bu eksiklikler tabii ki teröristler tarafından çok daha iyi keşfedilebiliyor. Keşfedildiği için de bunu yapıyor ama bunlar bu işin fıtratında mı var diye sorarsanız evet, dünyada terörizm gibi bir sorunla %100 baş edebilme kapasitesi gösterecek bir ülke maalesef yok. Mutlaka sistemlerin açıklıkları var, bireylerin eksiklikleri var, kapasite sorunu var falan. Ama Fransa bu açıdan biraz daha özellikli bir durum arz ediyor. Çünkü Fransa'da neredeyse 4,5 milyon Müslüman yaşıyor. Bunların büyük bir kısmı tabii ki Fransız vatandaşı. Şimdi terörizm gibi bir sorunu dışarıdan beklediğiniz için daha çok böyle sınırları güçlendirerek
bu meselenin bir boyutunu aşacağınızı düşünüyorsunuz. Öbür tarafta tabii ki bir politik kültür, ya anlayış ve yasal düzenlemeler ister istemez işte hem istihbarat alanında hem güvenlik alanında bireylerin özgürlük alanına, bireylerin özgürlüklerinin kısıtlanması konusunda devlet kapasitelerinin kullanımında bazı sınırlılıklar getiriyor. Yani her şeyi izlemek, gözlemek, her şeyin peşinden gitmek gibi bir şansınız yok. Bir de günümüz dünyasında o kadar çok veri topluyorsunuz ki bu verilerin altında boğuluyorsunuz. Yani Fransız istihbaratı da muhtemelen dünyadaki bütün istihbarat örgütleri gibi topladığı ve topladığı verilerin ancak %6'sını, 7'sini analiz edebiliyordur. Geri kalan %93'ü bir şekilde çöp ya da bir şekilde tarihi malzeme olarak stoklarda bir yerlerde duruyor, arşivlerde ve kayıtlar altında. Şimdi böyle olunca da bugüne kadar terörizm gibi bir meseleyi gerekli ehemmiyeti vermeyen ya da gerekli önemde görmeyen hem siyasi karar alıcılar hem bununla ilgili kolluk hem de istihbarat tabii ki sorgulanacak. Şimdi bizden daha da sert sorgulanacaktır muhtemelen. Şimdilik travmayı atlatıp buna cevap verecek olan meselede Fransız toplumunun da bu terörün yarattığı hasarlar şu anda izole edilecek. Ama bu iş bittiğinde dediğim gibi sadece Fransa'da değil Avrupa Birliği de bununla ilgili cevap arayışı sürdürecek. Yalnız burada dikkati çekecek konu şu. Baştan beri Amerika Birleşik Devletleri yaptığı açıklamalarda faillerin yakalanarak adalet önüne çıkarılmasından söz ederken biliyorsunuz Fransa birdenbire bir savaştan söz etmeye başladı. Şimdi Obama bugün yaptığı konuşmada da faillerin yargı önüne çıkarılmasından söz etti. Dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri'nin 15 yıllık 2001'den 14-15 yıllık terörle mücadele tecrübesi bunun savaş mı yoksa adalet modeliyle, ceza adalet modeliyle mi götürülecek bir konu olduğu konusundaki tartışmada şimdiki başkanın kendi ideolojik bakışı ve dünyayı okuma biçimiyle bunun bir daha çok bir adaleti ilgilendiren bir suç olduğu noktasında. Ama hatırlarsınız Bush da bunun bir savaş olduğunu söylemişti. Öbür taraftan Fransa'da son iki gündür yapılan açıklama bunun bir savaş olduğu yönünde. Ama sahadaki gerçekliğe baktığınızda işte IŞİD bir taraftan devletimsi bir yapıyla bir coğrafyaya oturuyor. İşte Irak'ta, Suriye'de buna karşı yapılacak mücadelenin karakteristiğiyle bir network'ün parçası olarak eylem yapan, bunların bir kısmı da bağımsız hücre şeklinde çalışan bir IŞİD'le mücadelenin daha farklı karakterde olması gerekiyor. Bunların nasıl entegre olabileceği, burada nasıl bir işbirliğinin ortaya çıkacağı da herhalde bu G20'de tartışılacak ya da ana prensipler konusunda bir şey üretilecek. Ondan sonra da önümüzdeki süreçte mücadele stratejisinin yeniden elden geçirileceğini, herkesin yeniden bir şeyler öğrenmeye başlayarak bunu engellemeye çalışacağını söyleyebiliriz ama bu tabii ki uzun yıllar alacak gibi duruyor. Sayın Özcan çok çok teşekkür ederiz size. Sağ olun. İstanbul'daki konuklarımıza da dönersek, Murat Hoca'yla devam edersek. Bir de aslında biraz vurgulamak lazım. G20'nin içinde de gruplar var. Birisi BRICS. Yani Brezilya, onu sayarsak yani ülkelerin Hindistan, Rusya, baş harflerinden Rusya, geliyor. Efendim? Hindistan, Rusya, evet. Brezilya. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin. Çin, evet. Bir de MİKTA evet. Var. Türkiye orada. Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya. Değişik şeyler de var. MİNT'ler var. İşte BRICS'e değişik işaret edenler var. Karıştırıyor mu ortalığı? Yani G20'den beklenen umutları zayıflatıcı bir şey mi? Aslında G20 konseptinin ortaya çıkmasında o dönemde başat olan bir başka unsur vardı. O da yükselen pazarlar. Emerging markets. Evet. Belki G20 dinamiğinin G7'den G20'ye geçerken bu ortaya çıkmıştı. Sonra hatta biraz daha liste genişletildi. G32, G30, G22 falan gibi şeyler çıktı ama bunlar yürümedi. G20 hakikaten bir adeta bir pafta olarak devam ediyor. Şimdi netice itibariyle tabii bu tür bir takım popüler veya kulağa hoş gelen kısaltma temelli unsurlar çok dikkat çekiyor. Ekonomi alanında da bunu işte bir takım bir yatırım şirketinin önde gelen uzmanlarından bir tanesi atmıştı. Sonra onun üzerine değişik varyasyonlar yapıldı. Ama dünyada tabii bu rakamlar çok çabuk değişebiliyor.
dinamikler şekil değiştiriyor. Hele biraz evvel söylediğimiz gibi bu 2008'de başlayan dünya krizinin çözülme veya çözümleme süreci içerisinde yapısal değişiklikler de ortaya çıkıyor. Evet. Yani bildiğimiz tarzda mesela çok açık ve net çok basit bir unsur. Biliyorsunuz enflasyonun temel tanımlarından biri çok paradır. Çok para bir süre sonra enflasyonla yok para hükmüne geçer. Fakat gerek Amerika Birleşik Devletleri krizin hemen sonrasında ani eski deyimle zecri olarak genişletmeye başladı. Üç genişletme yaptı. Bir parça piyasaları belli bir noktaya getirdi. Avrupa Birliği de biraz gecikmeli olarak bunu yaptı. Sonra Japonya kendi hal ve kabulleri çerçevesinde bunu yürüttü ama çok enteresan. Bu kadar önemli derecede parasal genişleme yani para vermekle beraber bir türlü enflasyonu geliştiremiyorlar. Bakın mesela bakıldığında çekirdek enflasyonu %0.9'a çıkaramıyorlar. Biz de 9'dan aşağı indiremiyoruz çekirdek enflasyonu. Dolayısıyla acaba enflasyon yaratmayan fazla para mı ortaya çıktı? Bol paranın, çok paranın aslında yok para hükmüne geçtiği, yatırım kalitesini zayıflattığı gerçeği ortaya çıktı. Evet, bu arada görüntüler de geliyor hocam, onu da vurgulayalım. Obama, Merkel yan yana, Suudi Kralı, Cumhurbaşkanı yan yana. Yavaş yavaş salona geçiyorlar. Juncker'i de görüyoruz. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi, yani Avrupa'da dönem başkanlığını yürüten İngiltere'nin temsilcisi orada birlikte gidiyorlar. Değil tabii ama minik minik ittifaklar ilerlemekte salona diyebilir miyiz bu görüntülerden? Rusya Devlet Başkanı Putin yanında liderlerden biri salona ilerliyor. Diplomaside bunlar hassas konular. Ya bazen spontane gelişiyor ya da o görüntüyü vermek için bu tür bir buluşma ayarlanıyor. Normalde evet bu yemek faslında bu zirve böylelikle resmen başlamış olacak. Bir çalışma yemeği deniyor. Bu arada Burak Hocam hem bu görüntüler eşliğinde sizinle bir de Türkiye'nin artık bu konudaki becerisini konuşmak lazım ve bu zirvenin burada yapılmasını. Biz eskiden Habitat başladığında hop oturup hop kalkıyorduk. Vay nasıl yapacağız falan diye artık bu işi öğrendik anladığım kadarıyla. Dışişleri Bakanlığı ciddi bir tecrübe sahibi, onu da vurgulamakta yarar var. Şimdi bir kere bu söylediğinizle ilgili bir turizmcinin çocuğu olarak söylemek isterim müsaadenizle bunu. Ha evet doğru ya babanın. Rahmetle analım. Türkiye'de evet. Tabii siyasi hayattan sonra da malumunuz turizmin içinde çok oldu. Evet. Türkiye bu konuda gerçekten dünyanın en iyi konferans turizmini organize edebilen ülkelerinden zaten bir tanesi. Evet. Şimdi G20 tabii skalası çok büyük bir hadise ama genel hatlarıyla baktığınız zaman da biz bu konuda iyiyiz. Yani şu organizasyona şöyle bakıyorum. Güzel organize edilmiş. Arkadaşlarımızdan haberler alıyoruz orada olanlardan. Gayet şu bile önemli bir şey biliyor musunuz? Şimdi buna biz televizyonculukta steadicam deriz. Sallanmayan bir kamerayla liderler takip ediliyor. Yani bayağı da hoş bir görüntü oluşuyor. Bakın iki görüntü arasındaki farkı buradan anlayabilirsiniz. Bu sabit bir kamera. Spot tripodun üzerinde, sehpanın üzerine çekilmesine rağmen sallanıyor. Ama öteki kemik gibidir. O bile hoş ayarlamış. Şu giden kameraya steadicam diyoruz. Bakın kameraman hazırlanıyor. Şimdi geri bu kez David Cameron'u çekecek. O kameranın görüntüsü. Yönetmenliğe de başladık burada ama buyurun devam edin. Bu arada bu G20'nin Türkiye için konu, biraz önce söyledim ya değerli hocamızın da ifade ettiği gibi işte BRICS var, o var. Bu arada içinde galiba şeyi de saydık mı? Güney Afrika'yı. Güney Afrika'yı saymadık. Tabii, o da var. O şimdi Afrika, aklıma geldi. S'si de oradan geliyordu. Bunların hepsine baktığımız zaman tabii önemli toplantılar bunlar. Güzel ama Türkiye'nin havası, Türkiye'nin imajı açısından bu toplantı mühim. Bunu söylemekte fayda var. Evet, bir not daha vereceğim. Ne olur unutmayın sözünüzü. Bu aile fotoğrafı yıllardır artık alışılageldik bir gelenek. Buna bakılır. Bunun bir önemli özelliği var, onu söyleyelim.
Türkiye'nin hassasiyetinden, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrağı basmama hassasiyetinden bir değişiklik yapıldı. Normalde diğer ülkelerde yerinden alınabilir plakalarla bayrak konulur bu platforma. Her lider kendi bayrağının önünde veya üzerinde durur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da her defasında o bayrağı alır, cebine koyar, öyle durur. Diğer liderler de biraz şaşırır bakarlar. Bu kez ülkelerin adları yazılı plakaların üzerinde bulunuyorlar. Bir başka hoşluk da işte hep beraber poz da verildi. Kaldırın ellerinizi, bir de alkışlayın. Bu da yerine getirildi. Buyurun. Türkiye'nin becerisinden söz ediyorduk. Organizasyon becerisi gayet iyi. İkincisi, davet edilen misafirler biliyorsunuz bizim inisiyatifimizde olan bir hadise. Biraz önce de bunu biraz konuştuk. Evet. Burada da Zimbabwe'yi bir kenara koyacağım. Biraz önce gerçi söylediniz ama Zimbabwe dışında mesela Senegal, Singapur, Malezya, Azerbaycan ve doğaldır biraz İspanya'nın oluşu. Evet. Bunlara baktığınızda güzel de bir Singapur'da dağılım var. Enteresan. Evet, tabii. Önemli bir dağılım yapılmış. Güzel bir dağılım. Malezya da çok önemli. Zimbabwe'ye de gelince dediğim gibi biraz önce ifade ettik ama bir kez daha üzerinde durmakta fayda var. Biraz önce buradaki resmi ve resmi olmayan ülkelerin, üyelerinin genelde çok da dediğiniz gibi haz ettiği biri değil Mugabe. Evet. Velhasıl hali hazırda Afrika Birliği'nin Mugabe bildiğimiz gibi başkanlığını, o ne diyeyim, dönemsel başkanlığını yürütüyor. Dolayısıyla Mugabe burada Zimbabwe'den ziyade Afrika'yı Birliği'ni temsilen burada. Onun da bir altını çizelim. Üçüncüsü de biraz önce düşen bir haber bence çok anlamlı oldu. Müsaadenizle ona da değinmek isterim. O da nedir? Uluslararası kanallardan geldi bu haber. 3-4 aydır Türkiye'nin, eğer dağıtmıyorsam buna dokunmak isterim. 3-4 aydır Türkiye'nin önemli üzerinde durduğu bir hadise vardı. Biliyorsunuz 1-2 sene önce, 3 seneyi de buldu hatta, konuştuğu Türkiye'nin Çin'den füze. Hava savunma füzelerinin sisteminin alınması gündeme gelmişti. Ve o günden itibaren de Amerika Birleşik Devletleri'nde bilhassa think tanklerde çok önemli bazı söylemler ortaya çıktı. Türkiye'nin NATO üyeliği acaba ne duruma gidiyor vesaire. Hiç haz etmediler. Hiç haz edilmedi. 4 aydır uyuşur mu? Uyuşmaz mı? Yani. Yani. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Tam da G20'ye denk geldi. Tam da Obama ile görüştükten sonra. Tabii bu 4 aylık bir hadise yani bu ne olmadı yani. Ama sızdırılması manidar bugün. Evet. Bu arada resmi değil. Resmi sanıyorum açıklama yarın yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti bu füze ihalesinden çekildiğini açıkladı. Yani biz çekildik. Evet. Bu Çin'den almayacağız. Evet, almayacağız. Bu ne anlama geliyor? Vazgeçmiş değiliz herhalde de. Yok, füze sistemini aldı ama muhtemelen işte eski satıcılardan alınacak diye dönelim. Bunu şöyle yorumlamak lazım. Bir, Türkiye ile IŞİD arasındaki Türkiye'nin yeteri kadar, ki üzücü bir eleştiri bu Türkiye'ye, yeteri kadar üzerinde durulmadığı ile ilgili eleştiriler, o meşhur NATO'nun acaba ekseninin dışına mı kayıyor eleştirilerinde hepsini bir araya topladığınızda Türkiye'nin aslında bu kararının Amerika Birleşik Devletleri NATO üyeleriyle Türkiye'nin de bundan sonra vuku bulabilecek. Bazı güvenlik sıkıntılarında, çünkü Rusya'nın oyunculuğu da değişmeye başlayınca, Türkiye'nin de yerini daha da sağlamlaştıracağı bir nokta olacaktır. Ben bunu çok önemsiyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz Murat Ferman, Burak Küntay. Sağ olun. Özel yayınımız, daha doğrusu G20 ile ilgili yayınlarımız devam edecek efendim. Aradan sonra birlikteyiz. İnsan formundan esinlenilen Adam Kule'nin zevkinize göre şekillenen kişiye özel mimarisi, VIP asistan hizmeti, A+ nitelikleri, değeri her geçen gün artan özel lokasyonu, ayrıcalıklı konumu ve karma yaşam konseptiyle şehrin